Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Recai Demir Yürek kimdir? Evet, ben öncelikle sizlere ve televizyon çalışanlarımıza ve bizi izleyen saygıdeğer seyircilerimize sevgi, saygı ve selamlarımı buradan göndermek istiyorum. Ve bizi konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve yine hemen sözün bu başında 3 aylardayız. Ramazan ayı hani kapıda derler, birkaç gün sonra arefesinde sayılırız. Bütün halkımıza Ramazan ayımızın ve dünyadaki bütün mazlumların da aynı şekilde dünya insanlığının mutluluğuna vesile olsun. Ve son olarak da şunu da söyleyeceğim müsaade ederseniz. Benim için çünkü hayatımda önemli bir yere sahip. Bir hafta geçti ama seneyi devriyesinde yeni haftasını efendim andığımız, anlamaya çalıştığımız hala devlet adamı, ilim adamı, insan, siyasetçi Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyorum. Recai Demir Yürek, evet, Gödülüş Köyü eski ismiyle bilenler bilir. Yeni Gündoğdu köyünde dünyaya geldi. 7 yaşında şartlar bizi İstanbul'a göç etme durumunda bıraktı. Ve 30 yaşında belediyeci yaptı. Ondan sonra dediğim gibi heyecan verici, geriye baktığım zaman benim şükrettiğim, hakikaten motive olduğum, motivasyonumu arttıran çalışmalar yaptık, yapmaya devam ettik. Bu birikimler bizi öyle bir noktaya getirdi ki bugün işte Reşadiye Belediye Başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Ben şimdilik bunu anlatayım ama ilerleyen dakikalarda zaten sizin sorularınızın içerisinde hayat hikayemde olacak zaten. Efendim, İstanbul'da bulunduğunuzu, birçok projede yer aldığınızı zaten biliyoruz. O projeler kapsamında Tokatlara nasıl bir katkınız oldu acaba? Şimdi zaten doğduğumuz yer, gözümüzü açtığımız yer olduğu için toprağı, suyu bizi hiçbir zaman bırakmadı. Hatta geçen gün çok duygulandığım bir hadise, Mihrican Bahar hanımefendinin bizim... Hani ne derler, duayen sanatçımız. Dolayısıyla eşiyle konuşma fırsatımız oldu. Ziyadesiyle memnun oldum. Çünkü niye bunu hemen buradan girdim? Çünkü Tokat havaları, Reşadiye rüzgarı, havası, yaylası, hasreti bizi hiçbir zaman Reşadiye'mizden çıktıktan sonra bırakmadı. Ve bu güzellik bizim Tokat Vakfı. Ki Türkiye'de bir tane, herkesin derneği var, yöresel, il dernekleri, bunlar çok. Ama vakıf bir tane, İstanbul'umuzda yoktu. Metropol, dünya şehri diyoruz İstanbul'a, nitekim doğrudur. Tokatlımız da 5. sırada geliyor nüfusta. Dolayısıyla oraya Tokat Vakfı'nı getirmek, kurucu başkan olmak bize nasip oldu. Ve oradaki sayısız güzellikleri bugün bile inanın, ne olur hepsini sormayın çünkü bitiremem. Çünkü aklıma o güzellikleri yapan hemşehrilerim geliyor, o gençlik kolları, o kadın kolları, o sanatçılarım geliyor, o dernek dernek faaliyetlerimiz. İşte orada bir açılım yaptık. İnşallah insanlara faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Efendim, hazırlık süreciniz nasıl geçiyor? Bir de ailenizi sormak istiyorum. Aileniz bu durumda size nasıl bir katkısı oluyor? Şimdi... Varlık sebebimiz tabii biz, sahibimiz var, hepimizi yaratan Allah. Bunu hepimiz söyleriz. Ben de buna inandım, iman ettim. Ama vesileler vardır insanın hayatta tutunmasına. Bizim bu başarılar eğer başarıysa, eğer halkımız bunu takdir ediyorsa ve bundan sonra olacaksa, inanın birinci sebebi benim ailemdir. Çünkü... mutluyum çok şükür. Yani eşimle, çocuklarımla, torunlarımla, yani çok şükür geçirdiğim süreç içerisinde belediye hizmetlerim, yaptıklarım ve bunlara en büyük katkıyı, desteği veren ailem. Başka nasıl anlatabilirim size? Sorun söyleyeyim. Yani benim eşimdir bana en büyük desteği veren, çocuklarımdır. Hatta bugünkü kampanyamı inanın, diyorlar ki bu profesyonel ekiple çalışıyoruz. Çünkü bizim YouTube kanalımız var. Ciddi anlamda yayılıyor. VTR'lerimiz var. Nerede yaptırıyorsun? Benim ailem yapıyor bunların hepsini. Efendim, moral motivasyonunuz her zamanki gibi duruyor diyorlar Recai Bey. Ailem buna vesile oluyor.
Çok şükür yani İstanbul'da bu kadar rahat içerisinde olacaksınız, tırnak içinde söylüyorum. Benim güzel Reşadiyeli veya hemşehrilerim ne olur yanlış anlamasınlar. Ya ne işin var senin? Hayır, ben o hasreti çekiyorum. O hizmet hasretini çekiyorum. Gideceğim, gönüllere gireceğim ve Reşadiye'ye hizmet edeceğim diyorum. Ha bunu yaparken işte o bana enerjiyi vesile olan ailem. Evet, başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Efendim, Reşadiye'de bir belediye başkan adaylık süreciniz var. Peki gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Yani evet, şimdi bir duygusal çerçeveden beni hemen getirdiniz, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bugünkü esas gündeme. Ben şöyle yaptım. Yani farklı, sıra dışı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Biliyorsunuz 3 Mart Yüksek Seçim Kurulu'nun adayları, bütün adayları, meclis üyeleri dahil kesinleştirdiği bir tarih. Hemen 4'ünde ilan edildi zaten. Reşadiye'mizde de bu ilan edildi. Bütün herkes, yani yarışmacı arkadaşlarım diyeyim daha doğrusu, neye yarışıyorlar? Hizmet etmek için seçilmeye yarışıyorlar. Meydanlara koştular. Olabilir. Belki de düz baktığın zaman sen de gitmeliydin diyebilirsiniz. Ama ben tersini yaptım. O gün tebdili kıyafet, ekibimi, arabamı, makam arabamı, özel kalemimi hepsine izin verdim. Ailemden oğlumla birlikte kendi başına yürüyen iki adam misali efendim daldım halkımın arasına. Bu sizin soruyu ben onlara sordum. Ne istiyorsunuz? Reşadiye'de ne olmasını istiyorsunuz? Neyi eksik gördünüz? Vallahi ben açık konuşayım, ben onların şu anda sözcülüğünü yapıyorum. Halkım şunu söyledi. Pazar kurulduğu gün trafik müthiş bizim canımızı yakıyor dedi. Bir tane ablamız diyorum, tabii insanlar süreç itibariyle hayat insanı yaşlandırıyor. Yaşı da zannedersem tahminim 70'in üzerinde. Ah evladım dedi. Sen biliyor musun ki dedi, ben bu Reşadiye'de doğdum, büyüdüm ve Allah gecinden versin tabii ki öleceğim. Ama dedi evladım dedi, niçin dedi daha güzel olmuyor? Dedim haklısın. Ben ona ne diyeyim yani, şunu sor, bunu sor, şunu söyle, somutlaştır diyemem ki ben. Ama bu cümle bile beni efendime söyleyeyim düşündürdü. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın bugün mühendislerin gelip de bulacağı bir şeyi söylüyor. Evladım dedi, sen biliyor musun ki Reşadiye'de Allah korusun bir deprem olsa, bugün bir tane girişi var, bir tane çıkışı var. Yani Allah o günleri göstermesin ama deprem kuşağındayız biz. Bir sarsıntı Allah'ım göstermesin, tekrar söylüyorum, yalvarıyorum bu mübarek günde. Göstermesin. Ama fay hatları var. Depremle biz birlikte yaşamak zorundayız. Böyle bir gerçek de var. Reşadiye'mizin yıllanmış bir köprüsünden girdiğimiz bir girişi var. Onun da sıkıntıya girmesi halinde ne olacak bizim halimiz? İnanın hemen il başkanımızla, kendisi işin uzmanıdır. Zaten babası da burada, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Biz efsane başkanımız diyoruz, Nizamettin Aydın. Oğlu da aynı şekilde, aynı meslekte bu işlerin uzmanı. Rica ettim, ne olur dedim. Hemen Reşadiye'min resmine bak. Neresi imari olarak uygunsa hemen bir proje başlatalım. Kazanmamız önemli değil. Hediye ederiz. Kazanan kardeşimize hediye ederiz. Yani problem bitmez. Park diyenler oldu, başka türlü dertleri söyleyenler oldu, pazarı ayrı bir yere alın, kapalı yer diyenler oldu. Herkesin bir şeyi var. Ama ben 3 başlık altında topladım bunları. 1. Şehir projesi. Otoparkı da, pazarı da, geçişi de, hepsi içinde. 2. Sosyal projeler. Gençliğin arzusu, hayalleri, bilgisayarından tut efendime söyleyeyim, vakit geçirdiği yerler dahil, yaşlımıza yapılan yardım, hastaya yapılan evde hizmetler, ki bunları tabii devletimizin ilgili organları yapıyor. Ben belediye ile alakalı diyorum. İşte sağlık, sosyal, vakıf projesi dediğim, böyle geniş çerçevede şekillendireceğim
projem var. Bunlar kaynaklarıyla birlikte. Ve son olarak da evet çevre, tarım. Biz sonuçta tarım ülkesiyiz. Her geçen gün gidiyor. İşte burada da yine ata tohumu dediğimiz, bunu ulusal TV'lerde, televizyonlarımızda çıktı. Saadet Partisi'nin Mahmut Kılıç, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı'nın projesi bu. Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu beyefendi yerinde gördü. İnşallah Reşadiye'mize, ilçe tarım müdürümüzle dün görüştüm, çok candan bir müdürümüz. Devletimizle birlikte bu projelerin tamamını hayata geçireceğiz. Bir, yapılaşma. İki, sosyal projeler. Üç, tarım ve sağlık olmak üzere koruyucu hekimliği de bunun içerisine koyduğumuz zaman üçe ayırıyorum. Bunun içerisinde hepsi var ama önce kaynağı, ondan sonra efendime söyleyeyim insan. Şununla bitireyim. Bahçede oturan bir karı koca eşiyle birlikte. Belli ki emekli bu insanlar benim gibi. Oturdum. Foter şapkam var benim, şapkayla beraber gittim. Selam verdim. Demiyorlar da ne işin var, kimsin ilk etapta. O kadar gönülleri açık. Nasılsınız? İyiyiz dediler şey bir ifadeyle, seveceğim bir ifadeyle. Biraz konuştuk şu bu. Dedim ki ben bir yetkili olsam, bir belediye başkanı olsam ne istersiniz? Birisi dedi ki, efendim dedi, ne isteyelim yavrum dedi ya. Bir tane dedi, efendim kızım var, hadi ufak, oğlumu evlendiremiyorum. Ekonomikten bahsediyor. Hadi diyor, ev kısmını da alamayız da, neyse bizimle de kalmazlar. Bunu da böyle söylüyor. Bu zamanda artık mümkün mü? Çalışıyor icabında kız, oğlan, efendime söyleyeyim, o gelin kaynana olayı artık farklı bir noktaya girdi. O da biliyor, kalmazlar diyor. Ama diyor, keşke şunu evlendirebilseydim. İşte benim vakıf projemle, Allah'ın izniyle, kaynaklarımızla işsizimize de, o evlenemeyen gençlere de Allah'ın izniyle bunu yaptım, yapacağım. Kartal Belediyesi'ni gösteriyorum referans olarak. Ben şirketlerde yönetim kurulunda bulundum. Affedersiniz. Bulundum. Dolayısıyla halkım hiç merak etmesin. Allah'ın izniyle şirketler bünyesindeki efendim fabrikalarımızla, mesela asfalt fabrikası gibi efendime söyleyeyim, işletmelerle hem Reşadiye'mizi pırıl pırıl yapacağız, yeşili koruyacağız tarımla birlikte, hem de bunu dışarıya inşallah satmak suretiyle efendim para, kaynak elde edeceğiz. Öbür taraftan da insanımıza iş imkanı olacak. Daha fazla açmak istemiyorum. Çünkü yarışmacı arkadaşlarım da efendime söyleyeyim beni mutlaka dinlerler. Sonuna doğru biraz merak etsinler. Daha düzgün, daha heyecan verici projelerle inşallah geliyoruz. Efendim zaten projelerden bahsettiniz. Sormama bile gerek kalmadı. Evet. Ayrıca kaynaktan söz etmişken, kaynakla ilgili size bir soru sormak istiyorum. Tabii seçim çalışmalarında mutlaka kaynağa ihtiyacınız vardır. Tabii bu aşamada siz zaten devletten herhangi bir destek görmüyorsunuz. Bu kaynağı nasıl karşılıyorsunuz? Valla Gülistan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yani her sorunuz ayrı güzel. Bunu da şöyle rahatlıkla cevaplarım. Evet doğru, bu söyledikleriniz bir kere doğru. Biz devlet yardımı almıyoruz. Uzun zamandır da almadık. Bugünlere bu hizmet heyecanıyla geldik. Geldik diyorum. Ben tek başına değilim ki. Bugün Tokat'ımız, bugün ülkemiz, genel merkezimiz, tüm teşkilatlarımız, inanır mısınız, bu işe ibadet aşkıyla bakıyor. Bizim her türlü ihtiyacımızı ceplerindeki üç kuruşla karşılıyorlar. Karışmıyorlar da. Çok ilginç. Bunu ne yapacaksın da demiyorlar. Biliyorlar çünkü. Tek kuruşunun boşa harcanmayacağını. Elinden geleni, kimisi arabasıyla, kimisi olan parasıyla, kimisi zamanıyla. Bakın İstanbul'dan telefon üstüne telefon. Başkanım yarın biniyorum. Ne yapabilirim? İşte bizim kaynağımız bu.
Bu kaynak öyle bir kaynak ki, bir, bana güven veriyor, yetki veriyor. İki, heyecan veriyor. Peki diyeceksiniz ki, başkanım, güzel de bütün bunların geri dönüşünü bana ne zaman karışır biliyor musunuz bunlar? Eğer Milli Görüş Belediyeciliğindeki önce ahlak ve maneviyatı kaybedip, Allah muhafaza buyursun, kul hakkını yemeye başlarsam, insanların duası yerine bedduasını almaya başlarsam ve koltuğunda kral olmaya başlarsam, hizmetkar olmam lazım çünkü Milli Görüş Belediyeciliğinde, işte o zaman bu teşkilat mensupları benim başıma gelirler, derler ki hesabını ver bakalım. İşte ben bundan dolayı korkmuyorum, aksine gurur duyuyorum. Onlara buradan huzurlarınızda fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kez daha teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet. Efendim, sivil toplum kuruluşlarında ve ayrıca zaten sosyal projelerde yer aldığınızı zaten biliyoruz. Yani bu kapsamda bir adaylık sürecinizi etkiliyor mu bu yapmış olduğunuz projeler veya üstünüzdeki bu yükler? Tam aksine. Yani Gülistan Hanım, yani ben böyle sorduğunuz zaman heyecanlanıyorum. Ya ben duygulu bir insanım ya. Şimdi onlar bana nasıl engel olur? Yani Türk Anneler Derneği'ni kurmuşum, bütün tecrübeleri almışım, oradan gelen dualar var şu anda ya. Yani bırakın benim engellemeyi, bana teşvik var. Kızılay'a hizmet etmişiz, bir okul yapmışız, Kızılay Hastanesi'ni yapmışız. Bunu yaparken yönetim kurulu, tabii ki başkan, hepsi var ama ben de bir yöneticiydim orada. Buradaki çalışanlar dahil beni telefonla arıyorlar. Yaptıkları hizmet devam ediyor bu yaptıklarımızın. Benim bu adaylık sürecimde bunlar bana motivasyon yahu. Efendime söyleyeyim, Tokatlılar Vakfı arayan arayana, başkanım kızlarımızdan, efendime söyleyeyim, başkanım dernek dernek dolaştık, hatırladınız mı? Ben işte Zülfinaz, ben efendim şu. Ya bunlar bana destek. Yani şöyle kısaca söyleyeyim bu sorunuza. Geçmişte yaptıklarımızla hamd ediyor, şükrediyor, gurur duyuyoruz. Bugün de onların uzantısı bize işte bu enerjiyi veriyor. Bundan dolayı ben pişmanlık bir tarafa, bugün aynı duruma dönsem iki kat daha fazlasını yaparım. Ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Efendim, peki ideal bir belediye başkan adayı nasıl olmalı? İdeal bir belediye başkanı koltuğunda kral olmayacak bir kere. Halkıyla aynı sofraya oturabilecek, aynı yolda yürüyebilecek, onlarla hemhal olabilecek. Bir belediye başkanı Nizamettin Aydın gibi olacak. Milli Görüş Belediye Başkanı olmak, cumartesi, pazar bile bugün tatil, ben tatile çıkıyorum demeyecek. Belediye başkanı olmak demek, personeliyle, çalışanıyla birlikte bir aile olup, yine büyük ailesi hizmet etmek istediği veya etmek durumunda olduğu halkının içinde olacak. Yani özetle şunu söyleyeyim, hizmetkarı olacak güzel kardeşim. Eğer biz hizmetkarı olabilirsek Reşadi Elim'in, o zaman ideal bir belediye başkanı oluruz yani. Efendim, peki Reşadi'yi seçmeli size neden oy versin? İşte bunun gayreti içerisindeyim. Ben gezerken bir şeyler dağıtıyorum haliyle. Yani ister istemez, mütevazi de olsa ama anlamlı bir şeyler. Aslında gönüllere girmek istiyorum önce ben. Oydan önce gönüle girmek lazım. Tabii dikkat ederseniz ben diğer adaylara, siyasi partilere saygımı ifade ettiğim gibi hepsini de tek tek aradım. Girdiğim zaman Reşadi'ye bu iş resmileşti ama hepsine sevgimi, saygımı sundum, bilirler. Ben onlarla çekişme yerine veya siyasi olumsuzlukları çoğaltma yerine halkıma
kendimi anlatmaya çalışıyorum. Gönüllere girmeye çalışıyorum. İşte bu gönüllere girer de bizim gönül insanı olduğumuzu yetmez. Çünkü iyi niyetliyim, iyi insanım, hizmet olacak. Ehil insan olduğumu yine yetmez. Bunları uygulamış, geçmişte başarılı olmuş bir insan olduğumu anlatabilirsem, ben inanıyorum ki sağcısından daha önce sağa vermiş, sola vermiş, hatta bazen gitmemiş sandığa ben hepsine küstüm diyebilmiş vatandaşlar dahil tamamının gönlüne girmeyi arzuladığım için göreceksiniz. Bunu başarabilirsem halkımın tamamı bana oy verecek Allah'ın izniyle. İşte bu zor mu? Zor. Şimdi ben huzurlarınızda söylüyorum. Tek tek bu bir ay dolaşacağım. Efendim arabam arkadan takip edecek. Çünkü takdir edersiniz ki ihtiyaçlarımız olabilir. Efendime söyleyeyim bir anda gitmemiz gereken durum olabilir. Ekibim olacak. Ama ben bazen mikrofon elimde, bazen bir kapının önünde, bazen davet edildiğim takdirde içeride çay içen bir kardeşleri, bir arkadaşları, bir gönüldaşları olarak onlara bunu anlatacağım. Gönüllere girdik, iş kolay. Ondan sonrası göreceksiniz, hizmetler Allah'ın izniyle bir bir gelir. Peki efendim, ailenizle ne tür bir çalışmalar yapıyorsunuz, aile ziyaretleri? Ailelere dönük mü anlamam lazım? Evet, evet. Ne tür ziyaretler yapıyorsunuz? Şimdi tabii şurasını da ortaya koymam lazım. Daha resmi, leşeli, yeni. Birkaç gün oldu. Bugün birkaç gün oldu. Ben tabii burada oturmuyordum. Buraya gelmeye karar verdim. Evimi yaptım. Ben Baydarlı'da sıfır evim var. 5-6 senelik. Artık kapısını açıp içeride yerleşeceğim, Reşadiyeli olacağım. Bunu ben çok önceden söyledim. Yaptım. Bugün de belediye başkan adaylığı olarak gönüllere girip belediye başkanı olup orada çoluğumla çocuğumla oturacağım. Ama dışarıdan gelme olayda bir zorluk var. Nedir? Tabii diğer arkadaşlarımıza göre biraz geç gibi gözüküyor. Ben o sebepten dolayı ailelere, evlere, insanlara, genç kızlarımıza, yaşı bizden büyük olanlara birebir dokunamadım henüz. Ama ben Allah'ın izniyle deminki söylediğim o enerjiyle, o geçmişteki efendim yaptığımızın verdiği heyecan, ailemin başta desteği, Allah'ın izniyle her şeyden önce Ramazan ayı da mübarek efendim geldi. Zaten yeme içme de yok, kimseden bir ikram da beklemiyorum. Netice itibariyle efendime söyleyeyim, bütün hanelere, evlere gireceğim. Demin zaten bu sorunun cevabını vermiştim. Efendim peki Reşadiye seçmenine buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hatta şuradaki kamerayı da kullanarak söyleyebilirsiniz. Son sorum oldu bu. Yani öyleyse evet, ona göre cevap verin. Evet, evet. Tokat TV aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Evet, canım kardeşlerim. Şimdi dedim ya biraz önce Gülistan Hanım bir soru sordu. Ve bu sorunun karşılığı olarak dedim ki ben de gönüllere girebilirsem, kendimi ifade edebilirsem, İnşallah sizlerin yetkisini alabilirsem belediye başkanı olacağım dedim. Biz bu niyetle, bu motivasyonla, bu birikimle geldik. Bugün burada bunun için varız. O sebepten dolayı her birinizi, evet ama her birinizi bu cümlelerime dikkat etmenizi hasreten rica ediyorum. Canlarım. Bakınız, her şey siyaset değil. Bugün burada yüzleşiriz, kapınızda karşılaşırız, yollarda buluşuruz. Siyasi olarak genel çerçeveyi söylüyorum. Bir çalışma yapılır ama bütün bunun sonunda bir kişi kazanır. Bu bir kişi size hizmet etmek için, evet, kolları sıvar. Eğer o bir kişi gönlünüze girip biz olursak, biz size hizmet etmek için geliyoruz. Zaten seçim müziğimi de bu meyanda yaptım. Hizmet için gelecek. Dolayısıyla
Bu kardeşinizi seçerseniz bir tarafta Allah rızasını gözeten, bir taraftan da ehil, ehliyetli böyle sizin gibi işinin erbabı insanlarla çalışarak sizlere hizmet edeceğim. Peki bu hizmet edeceğinizi sözde belki ifade ediyorsunuz ama başkanım, fiili olarak onlara ne hediye ediyorsunuz derseniz bununla bitireyim istiyorum. Bakınız, mütevazi bir poşetim var. Her birisi bu poşetin içerisinde. Ben bunu açıkçası açıktan vermeyi de uygun görmüyorum. Çünkü bu evlere girecek. Olabilirse, becerebilirsek, Allah bize nasip ederse gönüllere girecek. Yetkiye dönüşecek. Ve bu kardeşiniz Allah'ın izniyle Reşadiye Belediye Başkanı olacak. Peki nasıl olacak, nasıl oluyor? Ben şimdi evlere girdim. Kendileriyle karşılaştım böyle sizinle oturduğum gibi. Ben hemen soruyorum. Diyorum ki, ablam, beyefendi, genç kardeşim, size mektup geldi mi? Çünkü benim ekibim tık tık kapıyı çaldılar. Öyle parti propagandası şu bu yapmadık. Dediler ki başkan adayımızın mektubunu getirdik. Hanenize de gelecek dediler. 2100 eve çaldık. Zaten 3000 küsür hane var. Şimdi gelmediyse eğer hemen çıkaracağım. Bakın burada ne yazıyor? Hizmet için gelecek. Var mı parti amblemi? Yok. Neden yok onu söyleyeceğim şimdi. Ne yazıyor altta? Recai Demiryürek. Reşadiye Belediye Başkanı adayı. Şimdi ben inanıyorum ki bu zarfı alan o hane sahipleri belki benim yanımda açmayacaklar. Ama inanıyorum ki ben elden versem de bir arkadaşım getirse de benim adıma bunu açar. Neden? Çünkü burada siyasi propaganda yok. Burada herhangi bir şekilde saygısızlık içeren, yani siyasi propaganda saygısızlık değil, bunu da yanlış anlaşılmasın bu arada. Sadece görüntü bakımından söylüyorum. Mütevazi bir mektup açacak. Ve burada ne görecek biliyor musunuz? Burada benim mektubumu görecek. Yani belediye başkanı neden seçsin sorusunun cevabını. Hemen arkasında da özgeçmişimi. Yani iyi de bunları söylüyorsun ama nasıl yapacaksın? Yaptın mı geçmişte bunları? Beni tanıyacak. Bu bir. Şimdi geliyorum bakın. Hanım kardeşlerim var içeride. O hanım kardeşlerim Allah Allah diyecek. Durun bakalım burada bir şey var. Ne bu? Maydanoz gözüküyor. Allah Allah. Ata tohumu. Projelerimizin bir efendim benzeri. Bu dönüştürülmemiş, insan sağlığındaki bütün mineralleri, bütün değerleri kaybetmemiş, bozulmamış, üretilmiş bir ata tohumu. İnşallah Reşadiye'mizde bunun efendime söyleyeyim bayramını yapacağız Allah'ın izniyle. Bu ata tohumunun arkada tarifleri var. Bu tarifleri okuyacak ama saksiye. Ama mümkündür bir bahçede yeri oraya dikecek. Bunu takdim edeceğim. Ha bir tane yok, birkaç tane var tabii. Hemen... Bu arada tebrik ediyorum. Çok ince bir düşünce gerçekten. O sizin inceliğiniz. Zaten hanım kardeşlerim beni daha çok anlayacaklarını düşünüyorum. Yine mütevazi. Yani ben böyle koca koca şeyleri inşallah evi olmayana evi, işi olmayana işi, herkese diyemiyorum. Ama inanın bunların asgarisini aşama 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 yaparak bütün Reşadiye'lime hizmet edeceğim Allah'ın izniyle. Devam ediyorum. Şimdilik bu mütevazileri. Diyelim ki karı kocasınız. Allah uzun ömürler versin. Diyelim ki gençsiniz, yeni evlendiniz. Veya gençsiniz, annenizle iki kişilik çay, sallama, poşet çay. Bizim kültürümüzde var. Ne yapalım? Beni hatırlayın. Ve yüzünü merak eder belki, gözünü merak eder. Biz de bu resmimizi koyduk ki
Dedik ki en azından ya bu gönül insanı kim onu görsün diye. Şimdi son geldim bitiriyorum. Gülistan Hanım da ayrı bir değer. Sizin gibi genç kardeşlerimizi Allah bizim belediyede hizmette inşallah yanımızda eyler. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bitirelim isterseniz. Aşıkların bir özelliği var. Ben de hizmet aşığıyım inşallah göreceksiniz. Bir aşık el verdi miydi? Arkasındaki aşık onun arkasını getirir. Bak siz bana el verdiniz, soru sordunuz, ben de sonunu şöyle getireyim. Maydanozu verdim, diktiler. Çayı verdim, içtiler. Mektubu verdim, tanıdılar, bildiler. O zaman bu kardeşinizi gönlüne alacak, seçecek, bu kardeşiniz de Reşadi'ye hizmet edecek. Daha ne diyeyim ben size? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Konuğum olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Ben de zevkle sizinle beraber oldum. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Bütün herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli Tokat TV izleyenleri, bugün Siyaset Gündemi programında Saadet Partisi Reşadiye Belediye Başkan adayı olan Recai Demir Yüreği konuk ettim. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutlu kalın, esen kalın.